Sizce Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Ben öncelikle şunu diyeyim. Yani eğer Demirtaş dışarıda olsaydı Demirtaş. Ama şimdiki illaki adayımız Mansur Yavaş. Adam çalışıyor yani. O paketler vardı, gıda paketleri vardı değil mi? Küflü makarnalar falan vardı Melik Gökçen zamanında değil mi? Şimdi çeke direkt para yatırıyor. İstediğin markete, Çağdaş'tan, oradan buradan istediğin yerden alışverişini yapıyor değil mi? Onu da yapıyor, kömürü de yapıyor. Yani adamı çalışmadıkları halde adam yani bunları yapıyor. Yani icraatı var yani Mansur Yavaş'ın. Bu vatandaşa aylık da olsa 100 milyonluk hiç olmazsa kırmızı etini veriyor. Yani en mantıklısı küflü makarna yiyordu. Şimdi adam arıyor kartını gidiyor. Çağdaş'tan da olsun, A101'den de olsun, BİM'den de olsun alışverişini yapıyor, kart da yapıyor. Anladın mı? Öncelikle yani bizim kendi partimiz olarak biz Demirtaş'ız ama Mansur Yavaş'a veririz oyu. Harbiden veririz. Aa bak mazot kaç para olmuş? 25 lira 26 lira değil mi? Tüpün büyük tüp ne kadar olmuş? 330 lira değil mi? Yağ ne kadar olmuş? Lan rahmetli Ecevit 15 milyon zam yaptı diye adamı etmediklerini bırakmadılar. Devletin malını mülkünü sitelerdeki esnaf yok mu? Ayaklandı, kriz çıkarttı. Tanluan'da devletin tankını tüfeğini hep yağmaladılar değil mi? Etmediklerini bırakmadılar. Yani ne farkı var ki bunun? Yani bu halk her şeyi hak ediyor yani. Vallahi hak ediyor. İnadına tüp 500 olsun. Tüp 500 vallahi olsun. Yemin olsun. Yani mazot 25 oldu ya bir tane araba kontak kapatmadı ya. Bir tane araba kontak kapatmadı. Demek ki memnun halk. Yani memnun yani. Ben ne diyorum? Rahmetli Ecevit kendisi bak ekmek kuyruğuna girip kendisi ekmek arıyordu. Rahmetli eşiyle ben şu trafik lambalarında 10 kere karşılaşmıştım. Subay evlerinde oturuyordu. 10 kere kaçırdım. Eski Kartal Toros arabaları vardı altında anladın mı yani uzun. Eşiyle birlikte şoförü sandığı kendisi yalnız gidiyordu. 300 tane araba peşinde 300 tane araba ne kadar mazot yakıyor sen biliyor musun? 300 arabayla gidiyor 300 arabayla geliyor. 1000 tane arabayı da durduruyor vatandaş. O Ramazan ayında da durduruyordu. Bak millet iftarını açmaya gidiyordu. 1000 tane adam burada trafikte onu bekliyordu gitmesini. Ama rahmetli Ecevit kendisi tek başına gidiyordu arabayla. Eşiyle, hanımıyla bak. Subaylara gidip geliyordu. Ben kaç kere gördüm trafikte selamlaştım ben onunla. Yani bu millet halk ediyor. Bak esna bak. Hah, vızır vızır çalışıyor. Kontak kapat kardeşim. Kontak kapat. Çalışma. Tüp 500 olsun 500. Büyük tüp 500 olsun ya 500 olsun. Ya bir milyar olsun. Vallahi ya. Al yani hak ediyor ya yani. Bir milyar olsun. Aa, biz ben yani böyle giderse ben böyle giderse inadına vereceğim. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Daha beterini yapsın. Yani millet yani gene verecek. Yarın bir gün var ya diyecek ki hane başı 2 milyar para veriyorum. Hepsi aç çalışmıyor. 2 milyar geliyor diye verecek parayı verecek yani. Bu verir oyu. Bu da verir çalışmıyor. Adamın sicili bozuk. Herhangi bir tane Çağdaş'a olsun A101'e olsun markete giremez. Adam gidiyor dolduruyor formu gidiyor sicil bozuk. İşe giremiyor. Ne yapacak? Sicil temiz affı verecek. 1000 tane mahkûme 20 milyon mahkûm var. 20 milyon mahkûme oy verecek. Alacak arkasına yani bir, gene bir stratejik oyun olacak yani. Ama ya bugün ya yarın yani. Millet bekliyor yani. Bakın bak. Ben mahkumum. Şimdi ayın 31'inde izinlerin biteceğini söylüyorlar. 90 bin tane mahkum var. 90 bin tane mahkumların yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi duyuyorsa biz yani kendimizi düzene soktuk. Sigortalı işlere girdik. Düzen yaptık kendimize. Mahkumlara bir tane yani ben görmedim. Denetim serbestliği veriyor. Denetim serbestliği veriyor. Adam zavallı çıkıyor. Adam illaki sicili bozuk sigortalı işe giremeyecek. İllaki kamu hizmetine gidecek. 4 saat gidecek ya adliyede ya hastanede ya adliyede çalışacak. Bu adam yani ha içeride yatmış ha dışarıda olmuş. Hani böyle bir şey yok. Anladın mı? Sicil temiz yani sicil affı verecek. Anladın mı? Bu 20 milyon mahkumun aileleri de var onu da var. Bir şeyler yapacak yani bir düzenleme yapacak. Eğer bize Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize 90 bin tane mahkuma eğer bir seferliğine yasa verirse ben söz veriyorum 50 tane hanemiz var 50 tane hanemizde size oy vereceğiz. Ama af yoksa oy da yok. Yok vallahi yok. Sabah kalkıyoruz zam, akşam oluyor zam, beyazına zam, mazota zam. İşimize gücümüze gidemez hale geldik. Evet Tayyip Erdoğan sahip çık bize. Vatandaşına sahip çıksın ya. Tek istediğim vatandaşına sahip çıksın. Bıraksın yabancı ülkeleri ya. Hayır istemiyorum ben bu adamı ya. Allah razı olsun bir adam dört dörtlük bir adam çıksın memlekete. Yönetik bir adam istiyorum artık. Ne CHP'si ne MHP'si artık. Onlar hepsi hikaye oldu benim için ya bir saatten sonra. İstediğim tek istediğim vatanına, milletine sahip çıkacak adam istiyorum. Halkına sahip çıkacak insanlar. Sabah kalkıyoruz zam, akşam oluyor zam. Ne yiyecek?
Diyorlar ki ha neye zorladı ben çok iyi biliyorum Tayyip Erdoğan'ı. Hırsızlığa zorluyor. Cezaevleri açılacak. Böyle giderse hırsızlığa zorluyor. Halkın ne yiyecek? Yağı zam, şekere zam, una zam, şuna zam, buna zam. Vatandaş ne yiyecek? Param yok şu anda ne yapıp ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Konuşmasını biliyor musun basında? Her şeyi atıyor, tutuyor. Tayyip Erdoğan, Tayyip Baba, Tayyip Baba diyorlar. Tayyip benim aşkım diyen kadınları, kızları görüyorum. Yarın bir gün seçim oldu mu? Vay Tayyip niye bu kadar zam niye yaptın? Yaptın ha sizsiniz. Yeter artık ya ülkeden gitsin bir an önce. Kim gelirse gelsin adam akını yönetsin bu ülkeyi ya. Allah rızasını yönetsin ya bir kişi ya. Ya tamam biz şimdi burada konuşuyoruz. Yarın akşam beni var ya yemin olsun basın beni alır. Emniyet beni bu gece alır. Vallahi alır. Tayyip Erdoğan'ın arkasından fazla konuşamıyoruz. Adamın arkasında sanki dünya hükümler olmuş ya. Hükümlerim ben diyor ya. Kimse senin arkanda konuşmayacak mı ya? Yalansa yalan desinler abi. Susturuyorlar adamlar ya. Vatandaş konuşmasına diyorlar hep susturuyorlar. Diyor cezaevine ya. Bir şey anlatmayın arkadaş. Bu ülkede kimseye basına anlat bir şey anlatılmayacak ya. O döneme getirdikler bizi. Ama bu kadar da değil. Bu kadar değil. Üst üste zam neyle. Asgari ücrete verdin. 1/4'ünü veriyorsun. 1/3'ünü cemile indiriyor. Gerisi nerede? Senin damadın nerede? Bana onu söyleyin ya. Ekonomi Bakanlığı'ydın. Ne yaptın? Nerede şu anda? Bilen var mı? Basın da biliyor. Medya da biliyor. Medyayı bile susturuyorlar. Medyayı bile konuşturmuyorlar. Net açık konuşuyor. Susturuyorlar bizi. Susturuyorlar. Siz de susturuyorlar bak. Farkındayım. Siz de susturuyorlar. Farkındayız. Her şeyin farkındayız. Adam diyor ki konuşturmayın diyor. Çekin diyor. Halkla konuşmayın diyor. Bağlantınızı kesin diyorlar. Yazık değil mi? Ülkede vatandaş hakkını ödemeyecek mi hiç belli? Konuşmayacak mı? Konuşmayacağız demek ki. Susacağız. Ne desek o. Artık var ya yeter artık diyorum ya. Dünya için yeter. Getirdin, kovdun. Bedavadan dükkanlarda çalıştırıyor Suriyeliler. Ya mesela 250 bin haftalarla adam çalışıyor. Adam diyor ki ya 500 bin para vereyim, 1000 milyar para söyleyeceğim. Ayrıca sigortası vardı 2 milyar. Ben adamı ne yapayım işte çıkartayım. İçine Suriyeli alsam Allah bereket etsin. Geri kalım önce mi girdi? Vatandaşını aç bırakıyorsun ya. Yapmayın bunu ya. Gözü üzerim Cumhurbaşkanım sana seslen. Yapma bunu. Yavlarıyor da artık sana. Ne yapayım tek kelime bırakmadı bize ya. Ne bak? Ne istin? Ne istimiz yap ya Cumhurbaşkanım ne olur. Allah seni sana yavlarıyor mu bu saatte sonra? Yavlarıyoruz. Halkımız aç kalmasın. Sorarım şurada 40 bin adam hemen meydana alayım. İşsiz adam var. Dünya kadar işsiz insanlar var. Gençlerimiz işsiz. Öğrenciler hepsi işsiz. Okullar kapanıyor millet iş alıyor iş yok. Çıraklık desen çıraklık yok. Usta desen usta yok. Kafa desen yok. Ya 10 sene sonra bu işlerin hepsi olmayacak. Kimse iş yapmayacak. Bak ne de açık söylüyorum. Kafa bulamayacak kimse. Çırak bulamayacak. Şimdi bunlar iyi günlerimiz. Ben bilmem artık gerisini. Çırak var mı? Hiçbir yerde çırak görebiliyor musunuz? Yok. Kafa görebiliyor mu? Yok. Lokantalardayız desem o da yok. O da yok. Ne olacak? O da yok. Millet ne yiyecek? Millet ne yiyecek ya? Biz kendi vatandaşımız vatandaşını tanımayız. Kimseyi istemiyoruz. Ya bir an önce gitsinler başımızdan ya. Gitsinler ki rahatlayalım. Herkes işine gücüne, herkesin işi olur. Herkes ekmek parası kazanır. Rahat ülkede rahat yaşamayı öğreniriz. O bir geldi her şey bitti bizim. Çöpe git topluyorsun. Sokakta çöp toplayan insanlarımız var. Çöpü biz toplamıyoruz. Suriyelilere veriyorlar. Bizim vatandaşımız diyor Suriyelilere ekmek veriyor. Vermeyin abi bunlar ekmek ya. Vermeyin. Gitsinler ki ekmek gitsin bu kalsınlar. Dese ha Türkiye'de ekmek bulamıyoruz. Bir şey bulamıyoruz. Çıkar giderler. Ama bizim aklımız ha Suriye'den gelmiş ya yazık vatanın milletini sat. Lan vatanın milletini satandan ben ne beklerim bu saatte sonra ya. Yazık değil mi kardeşim benim çocuğum annemi. He benim ailem bu kadar aile bak bu kadar insanlar. Ailemin belki aklımdan belki değil. Bu adamın canı yandı mıydı? Benim canım yanıyor içeride benim. Bunun çocuğu değil mi? Benim canım yanıyor. O da akşam ya kalktı ben çay içemez hale geliyorum. Az haberler çekmez hale geldim ya. Suriye'de onlar oluyor. Asker oldu. Türkiye'nin asker oldu. Lan onlardan niye ölen yok ya? Pardon ben bu kadar konuşmak istiyorum. Gel kanı size bırak.